Merhaba, bu dersimizde Go'da ortam değişkenlerini elde etme üzerine bir uygulama yapacağız. Bu uygulamayı ben daha önce bir makale olarak yazmıştım kişisel sistemde. Gördüğünüz gibi geonesan.com'da Go ile ortam değişkenlerini elde etme. Uygulama geliştirirken bilgisayar sisteminde ön tanımlı olan ortam değişkenlerine ulaşma ihtiyacı duyarız. Bunun birçok nedeni olabilir. Mesela işlemci mimarisiyle ilgili temel bir bilgiyi, bilgisayar adını, domain adı ya da bir ön tanımlı pet bilgisi, örneğin Java Home, GoPet gibi kullandığımız framework ile değil de doğrudan sistemden elde etme ihtiyacı duyabiliriz. Bu durumda tüm ortam değişkenlerini elde etmeli ya da bu değişkenler içerisinde tanımlanan isimleriyle doğrudan o parçayı alabilmeliyiz. Go programlama dilinde bu gayet basittir. Öncelikle basit bir işlemimiz olacak. Sonra da biraz daha gelişmiş bir örneğimiz olacak. Ve bunu kullanacağız. Öncelikle paketimi oluşturuyorum. Bir main metodu oluşturuyorum burada. Bunun içerisinde ilk örneğim şöyle bir for döngüsü yapıyorum. Bilmediğiniz konuları şimdilik çok önemsemeyin. Mesela döngüyü şu an görmediniz ama bu örneği yapmak için buna ihtiyacım var. Ya da alt çizginin ne olduğunu bilmiyorsunuz ama şu an için kalsın. Mesela noktalı iki nokta üstü eşitleri de aynı şekilde range'i de şu an anlatmadım. OS yani Go'daki standart paketlerden operating sistem, işletim sistemi yerine erişim paketlerinden OS'u kullanacağım. Burada environ diye bir metot var. Function var daha doğrusu. Onu kullanacağız. Ve diyorum ki fmt.println buradaki environ nesnesinin item'ını bana göster. Ctrl S'e tıkladığım zaman fmt'nin ve os'un paketlerini import olarak ekledi buraya. Sağ tıklıyorum. Open in terminal diyorum. Evet. PowerShell'den açıldı terminalimiz. Go run main. Main go diyorum. Mesela önceden burası terminal bu şekilde açılmıyordu. Visual Studio Code'da. Bir command satırı olarak düzeltiyorum. Komut satırı. Yani cmd ekranı olarak açılıyordu ama artık buradan çalışabiliyoruz rahatlıkla. Bakın. Şu şekilde yukarı doğru çıkarayım. Benim sistemindeki bütün environment dediğimiz ortam değişkenlerini gösterdi. Mesela GCC derleyicisinin tanımlanmış olması. İşte Cassandra diye bir database var. NoSQL database onun alanı. Başka işte Windows ile ilgili otomatik oluşturulanlar. Processor Architecture AMD64 olarak bu da geliyor. Birazdan bunları da elde edebiliriz. Identifier mesela Intel 64, Family 6 model vesaire gibi. Bu tür bilgiler gördüğünüz gibi bol bol hepsi listelendi. Clear ile sileyim burayı. Şimdi şunu siliyorum. Diğer örneğimize geçiyorum. Burada da uname diyorum. Username anlamında. Os nokta get get env get environment diye bir metot var. Buna parametre olarak diyorum ki bana username'i getir bunların içerisinde. Sonra domain bilgisini elde etmek istiyorum. Os get environment user domain processor architecture iki nokta üst üste eşittir os get environment. Bu da gene bana process architecture, şöyle tabii ki string olarak processor
architecture environment'ı getirecek, ortam değişkenini. Processor bu sefer de identifier olarak tanımlıyorum. Os get m processor identifier bunu da elde edeceğim. Sonra processor level bilgisini istiyorum ortam değişkeninden. Os get m şeklinde bunu da yazdım. Processor level diyorum. Bu sağ tarafta yazdıklarım şuradakiler otomatik olarak sistemdeki isimleridir. Ben bu isimleri elde etmek istediğimi söylüyorum. Sonra go root bilgisini alayım. Yani go programlama diline root dizin bilgisini alacağım. Get environment burada da go root olarak geçer. Standart bir isimdir. Go pet bilgisini istiyorum. Bu da gene get m go pet olarak geçer. Bir de home pet bilgisini isteyeyim. Bunu da aynı şekilde home pet olarak alabiliyorum. Sonra bunları göstereceğim. Print line metodunu kullanarak şu şekilde bir kopyalama yapayım. Tekrar yazmayayım buraları. Username. Tabii ki şurayı da clear ile, evet, clear ile temizleyelim. Ve biraz da aşağı indireyim. Evet. Username bilgisine diyorum ki sen bana şu şekilde uname'i göster, birleştirerek getir. Domain bilgisine aynı şekilde uDomain, burada da işlemci mimarisi architecture bilgisini alacağım. Bu da processor architecture olarak geçiyor. Burası da işlemcinin ID bilgisi. Neyse, işlemcinin ID bilgisi kalsın. O kadar detaya gerek yok. Ben homepad bilgisini isteyeyim. Homepad'de de homepad değişkenini verdim. Sonra go işlemlerine geçiyorum. Go'da da artı go pet dedim. Ve son olarak da tabii ki go root bilgisini istiyorum. Kaydettim bunu da. Şurada bir sıkıntı mı var? Üzerine gelince bir açıklama. Evet, şey diyor. Bu go dilinin aslında bunların olması da güzel oluyor. Bana da yoldayken hatırlatma oluyor. Bunları tanımlarken Go dilinin performans özelliklerinden biri, bir değişkeni tanımladıysanız onu kullanmak zorundasınız. Kullanmıyorsanız haklı olarak diyor ki niye tanımladın? Yoksa derlemem diyor. Yani bir değişken tanımlarsanız, onu kullanmazsanız Go derleyicisi onu derlemiyor. Bakın username iolabs, domain labs işlemci mimarisi AMD64, homepad benim iolabs, gopad olarak da project golang ve bir de bir web projesi çalışmalarında şunu da eklemiştim gopad'e. İki tane gopad var. Go root olarak da C dizinindeki go dizini eklenmiş ve bunları da ortam değişkenlerinden elde ettim.